Ben tabii bir sinema eleştirmeni değilim. Sinema sektöründen birisi değilim. O anlamda sinemayla alakalı bir takım teknik hatalar da yapabilirim bu söyleşide. Baştan onu belirtmiş olayım. Ben sadece hat yönüyle ve filmin senaryo, kurgu, oyunculuk bakımından bende nasıl bir tesir uyandırdığı konusu üzerinde acizane görüşlerimi belirtmek üzere buradayım. Tabii riskler demiştik. Ben filmden farklı beklentilerle filmi izledim. Fakat doğrusu işin bizzat içerisinde olmamız hasebiyle bir takım yanlış anlaşılmaların da söz konusu olduğunu, filmin senaryosu, kurgusu yapılırken bu yanlış anlaşılmalarla bir takım yanlış kurgulamaların da filmde yer aldığını gördüm üzülerek. Burada işte danışmanlık noktasında sıkıntılar olabilir. Veyahut bunu sahneye yansıtmak, hani doğru bir danışman ekibiyle çalışılsa bile bunları sinema diline uyarlamak mümkün olmayabilir, istenildiği seviyede olamayabilir. Hatta şöyle bir şey, hem yönetmenle yapılan söyleşide hem de film ekibindeki bazı arkadaşlarla görüştüğümde duymuştum. Bu filmin senaryosunu okuyan bazı profesyonel oyuncular bu filmde rol almak istememişler. Filmin çünkü dini bir konsepti var. Bu da sinema sektöründeki bazı oyuncular için cazip gelmemiş muhtemelen. Evet. Sinema sektörü biraz daha bizim dışımızda bir sektör ve böyle bir filmde oynadıklarında da bazı sıkıntıları beraberinde yaşayacaklarını biliyorlar. Evet, yani mimlenme gibi bir şey olabiliyor herhalde. Ve bu sebepten dolayı yönetmen ve ekibi ilk başlarda sanıyorum oyuncu bulma konusunda biraz zorlanmışlar. İşte bu zaruretler hasebiyle Sayın Mim Kemal Öke oyuncu kadrosuna dahil edilmiş. Tabii Mim Kemal Öke'nin kamuoyundaki imajı farklı bir kimlik. Yani biz onu oyuncu olarak tanımıyoruz. Onun bu kimliği filmde bizim nötr bir oyuncu olarak değil de Mim Kemal Öke olarak onu görmemizi sağlıyor. Evet. Çünkü bir oyuncuyu izleyici şöyle bilir. Yani oyuncu belli bir role fixlemez. O oyuncu her türlü role, kılığa girebileceği için izleyici de buna hazırlıklı olur. Dolayısıyla hattat rolü de oynasa, farklı bir rol de oynasa, başarılı oynadığı sürece bir sorun olmaz. Ama şimdi Mim Kemal Öke gibi oyuncu olmayan birisinin her ne kadar gerekli çabayı sarf etse, üstün bir performans sergilemeye çalışsa da o önceden bizim bildiğimiz imajla sahnede yer alması haliyle bizim adaptasyonumuzu geciktiriyor, Evet, zorlar. evet. Evet. Aynı duyguyu ben de yaşadım. Çünkü karşınızdaki Mim Kemal Öke olunca Evet. bazı şeyler daha böyle gözünüze batmaya başlıyor. Bir oyuncu olsaydı o kadar Tabii. batmazdı örneğin. Evet. Sonra filmde başrolde yine Sami rolünde oynayan oyuncumuz. Evet. Emin Gürsoy. Evet. Pardon. Hayır, Özlem Çelik hocam. Ha, evet. Şimdi Sami dediğimiz zaman biz hattatlar doğrudan Osmanlı'nın son dönemindeki büyük hattat Sami Efendi'yi hatırlıyoruz. Yani isimler seçilirken, karakter isimleri seçilirken bu noktalar üzerinde durulması gereken hususlar. Şimdi hattat veya hat sanatına merakı, ilgisi olan kişiler de bu filmle doğrudan ilgilendikleri için az çok hat tarihini bilenler Sami Efendi'yi muhakkak duymuşlardır. Eserleri çok kıymetli olan, 1912'de vefat etmiş Büyük Osmanlı hattatı. Ve hat sanatında büyük inkılaplar yapmış kendisi. Adeta hattı zirveye taşımış bir isim. Şimdi biz hatla ilgili bir filmde Sami karakterini duyar duymaz zihnimiz ne oluyor?
direkt Sami Efendi'ye gidiyor. Ama siz biliyorsunuz. Bak ben yeni öğrenmiş oldum. İşte az önce söylediğim gibi. Bilmiyorum yönetmenin ama. Tabii onu bilmiyorum. Ama eğer burada bilinçli bir tercih yapıldıysa biz tarihten tanıdığımız Sami Efendi'yi filmde göremezsek o da bir sorun olur. Evet. Yani orada öyle bir isim seçilmeliydi ki eğer Sami Efendi anlatılmayacaksa orada tamamen bağımsız, müstakil bir isim seçilmeliydi. Mesela Hattat Selim Bey tarihte pardon Eşref Selimoğlu Selim Bey diyorum. Evet. Eşref Bey tarihte yani Mim Kemal Öke tarihte tanınmış bir Eşref isminde Hattat olmadığı için olabilir. Yani böyle bir karakter ismi kullanılabilir. Ama Sami konusunda ben bu gerekçelerle biraz takıldım. Bir de Tahir karakteri var. Evet, şimdi Tahir karakterinin de bir takım metaforlar, tasavvufi figürler, motifler ve mistik havayı güçlendirmek amacıyla filmde sanki böyle adapte edilmiş gibi böyle evet. özel konulmuş ve evet. Filmde böyle bir sufi bir tat versin gibi. Evet. Yani filmin tasavvufi mistik havasını güçlendirme amacıyla evet. Yerleştirilmiş bir oyuncu. Fakat burada tam olarak neye hizmet ettiği anlaşılamıyor. Yani evet. Filmin başından sonuna kadar Tahir rolündeki kişinin bulunduğu sahnelerde biz onun verdiği mesajları, onunla ulaşılmak istenen hedefi tam olarak izleyici olarak çözemiyoruz. Hocam yani, burada bir şey buyurun. Sorayım. Şimdi film boyunca olaylar kendi içerisinde bir bloklarda kopukluklar olarak ilerliyor. Yani bir bakıyorsunuz adam hatta başlamış, bir bakıyorsunuz kütüphanede onunla karşılaşıyor. Rastlantısal ilişkiler üzerinden kurgulanmış, arada boşluklar bırakılmış ve bunun üzerine bize diyorlar ki siz bunları tamamlayın. Ama filmi baştan sona izlediğinizde o boşlukları tamamlayacak arka planı sanki vermiyor gibi. Bunu da yorumlarsanız memnun kalırım. Doğru, çok güzel bir bakış açısı. Yani sağlam bir zemine oturmayan bir senaryo söz konusu. Ucu çok açık. Bırakılmış hususlar sağlam örülmesiyle, kurgunun daha güzel işlenmesiyle giderilebilirdi. Yine ucu açık olan kısımlar kalarak seyirciye yüklenmek bence doğru değil. Yani sanki kervan yolda düzülür misali, film başladıktan sonra senaryo gelişmiş gibi bir hava var filmde. Çünkü bunu ben yönetmenle yapılan söyleşiden de az çok o intiba edindim. Yani başta bu bir belgesel film olarak düşünülmüşken daha sonra kurguya çevrilmiş, kurmacaya çevrilmiş bir film haline getirilmiş, sinema filmi haline getirilmiş. Bunun etkilerini hissediyoruz. Film boyunca belgesel formatından sinemaya doğru bir evrilmenin sağlam zeminlere nasıl oturamadığı anlaşılıyor zaten. Bunun dışında filmin giriş sahnelerinde işte musikili birçok sahne var. Tabii yönetmenin Maşuk'un Nefesi gibi musiki ağırlıklı bir film geçmişi de var. O filmde daha başarılı bir şekilde işlenmiş olan sahnelerin bir şekilde farklı formatta bu filme de yedirildiğini görüyoruz. Tabii bu bir zenginliktir, olabilir. Buna söyleyeceğimiz bir şey yok. Ancak biz bir Hattat olarak şu konulara takılıyoruz. Mesela Safranbolulu Hacı Abdullah Efendi'nin bir eseri. Bu çocuğa yani Sami'ye babaannesinden naklen geçiyor, intikal ediyor bir hatıra, bir miras olarak. Daha sonra bu İstanbul piyasasında olağanüstü bir değer buluyor, mezatta satılıyor falan.
Ve buradan hikaye başlıyor. Şimdi sadece bu olayı irdeleyecek olursak, Safranbolu'nun hat sanatı tarihi bakımından önemli bir yeri yoktur. Ama Burada Tosya deseydi, evet Tosya Türk hat sanatı bakımından çok önemli bir merkez. Büyük hattatlar yetiştirmiş. Yani burada hat tarihiyle ilgili daha tanınan, bilinen bir merkez seçilerek film doğru bir yerden başlatılmış olabilirdi. Sonra şöyle bir durum var. Mahalli hattatlar eğer bölgelerinde kalmışlarsa onların eser kaliteleri, yazı kaliteleri İstanbul ölçeğinde olamayacağı için genellikle bunların böyle İstanbul mezatlarında yüksek fiyata satılması çok kurgusal. Yani gerçeklikle bağdaşmayan bir durum. Ama senaryo bu şekilde başlatılmış. Ona da eyvallah diyebiliriz. Sonra tabii filmde zamanla gelişen Sami ve Selma arasındaki ilişki, daha sonra aşka dönüşen bir ilişki oldukça iyi işlenmesi gereken bir konuydu, hassas bir konuydu. Ve burada yönetmen, senarist, aşk olmazsa meşk olmaz sözünü böyle bir aşka bağlayarak adeta işlemeye çalışmış. O da Yani biraz ucuzlattı. evet, yani biz aşk olmazsa meşk olmazdı bu anlamda düşünmüyoruz. Bu sanat aşkı olmazsa, yani içten gelen bir arzu olmazsa sanatta başarı olmaz. Meşk ortaya çıkmaz anlamında. Veciz bir ifade. Bunu böyle bir erkek hanım ilişkisi, erkek kadın ilişkisi şeklinde yorumlamak bence doğru bir yaklaşım olmamış. Hocam burada şunu da söyleyeyim. Filmin başladığı Serencam ile son bulduğu Serencam arasında şöyle bir problem var. Hep problemlerden bahsediyoruz ama problemlerden açtığımız için herhalde. Şimdi en sonunda Şeyh Galip'in Abdullah Efendi'nin o hattı Şeyh Galip'e ait. Bunu yüksek bir bedelle satıyor ve Selma'nın var olan borçlarının ödenmesinde bunu kullanıyor. Dolayısıyla film hat sanatı ile ilgili başlayıp ticari bir meta olarak evrilmiş oluyor ve böyle bir noktadan son buluyor. Bu biraz talihsizlik, yani kurgu açısından biraz talihsizlik değil midir? Öyle sormuş olayım. Doğru. Şimdi hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen. Merdumi dide-i ekvan olan Ademsin sen. Beytini içeren bir yazı. Güzel de bir yazı. Bize büyük bir umut vaat ediyor filmin başlarında. Yani çok üstün sanatsal özellikleri bulunan bizim için kıymeti paha biçilemez olan bir ifade. Tabii ki film hakkındaki beklentilerimizi yükseltiyor. Ama sonra dediğiniz gibi işin böyle maddi bir noktaya irca olunması biraz beklentilerimizi törpülüyor. Ve maalesef yanlış bir mecraya doğru ilerlenmiş oluyor. Şimdi burada tabii hattatlardan yardım alındığından dolayı filmde kullanılan görsel materyal olarak kullanılan hat eserleri, yazılar, meşkler, malzemeler bunlar yerli yerince seçilmiş. Yani burada böyle gözü rahatsız eden amatör yazılar, malzemeler, dekorasyon yok. Bu anlamda bir titizlik olduğu göze çarpıyor. Yani bu tebrik edilmesi gereken bir husus. Fakat işte mahalli bir sanatkarın elinden böyle profesyonel bir yazı çıkar mı? Bu bir soru işareti olarak bizim zihnimizde yer ediniyor. Sonra filmde hoca talebe münasebeti açısından önemli bir husus var. Burada işte meşk vermeyi bırakan bir hoca Hocam. var. Evet, Eşref Bey var. Biraz da melankolik bir karakter. Adeta hat sanatına küsmüş gibi bir tavrı var.
bir hadiseden neşet eden böyle bir psikoloji. Yani bu da pek gerçekçi bir zemine oturmuyor. Çünkü hattatlar genellikle çok büyük bir istisna yoksa hat tarihinde de bunu göremiyoruz pek. Genellikle meşk vermeye, ders vermeye, hayatları el verdiği sürece, sıhhatleri olduğu sürece devam etmişler. Geleni pek geri çevirmemişler. Ama burada bir sinematografik uyarlama sebebiyle işe böyle bir heyecan katılmış. Reddediliyor falan. Daha sonra malum oluyor Eşref Bey'e. Yani orada bir keramet tasavvuf şeyi de var. Atıfı da var. Sami kalemini Karacaahmet'te Şeyh Hamdullah'ın kabrine gömüyor. Orada bekletiyor. Ve ondan sonra bu hadise Eşref Bey'e malum oluyor. Yani burada bir insanüstü şey var, bilgi var. Tamamen keramet hadisesine bir izafe var. Ve sonra adeta kalemini Şeyh Hamdullah'ın kabrinde beklettikten sonra Eşref Bey ikaz ediliyor mana aleminde. Yani öyle anlıyorum ben. Evet. Zaten Mana şeyde aleminde. de filmdeki replikte geçiyor. Evet. Yani orada direkt yani filmde bir şeylerden bir tanesi de orada geçiyor. Deniz kenarında oturuyor Sami. Evet. Eşref Bey direkt eliyle koymuş gibi Sami'yi buluyor ve yanına oturuyor. Evet. Zaten bu tarz böyle mantık hataları başka sahnelerde de var. Evet. Şimdi Selma'nın Sami'nin evine gelmeyi kabul etmesi, Evet. gece yarısı hani evine gidememesi falan. İşte orada Eminönü gibi bir yerde muhtemelen. Ve otobüsler hadi sona erdi diyelim gece yarısı. Ama Taksi de taksi kullanıyor. üst Yani durak üst yolda hocam. yani bu tip ucu açık şeyler olmamalı, boşluklar olmamalı. Taksi bulamıyor ve bizim geleneğimizde hiç hoş karşılanmayan bir şekilde bir erkeğin evine gitmeyi kabul edebiliyor. Burada Selma gibi mazbut, disiplinli birisi, karakteri yüksek birisi böyle bir şeyi kabul edebiliyor. Hocam burada bir araya gireyim yalnız. Evet bunu kabul ediyor hanımefendi ama yönetmen bize şu duyguyu da aslında kendi içini rahatlatmak için erkek karakteri de o gece evinde yatırtmıyor. Tamam doğru ama şimdi başta onun bir kere orada bulunması, o teklifi kabul etmesi son derece yanlış bir kurgu. Yani Evet. ele ele hat sanatıyla ilgili işte hatla uğraşmış Selma'nın bir de icazeti var. Diğeri icazet yolunda bir talebe falan. Bu terbiyeyi almış, geleneksel kültürden gelen, muhafazakar bir kimsenin böyle bir şey yapması bunun sonu ne olursa olsun mümkün değil. Kabul Değil. edilebilir bir şey değil. O bakımdan bu filmin bence en yanlış sahnelerinden bir tanesiydi. Sonra işte az önceki konuya dönecek olursak burada Eşref Bey kendisine kendisi Şeyh Hamdullah'a şikayet edildikten sonra adeta Sami'yi talebeliğe kabul ediyor. Şimdi hat sanatında şöyle bir gelenek var. Yeri gelmişken onu ifade edelim. Bu bizim en eski kaynaklarımızdan Müstakimzade'nin Tuğfe-i Hattatin adlı eserinde geçer. Başka kaynaklar da iktibas etmişlerdir. Şimdi bu bilgiye göre hat meşkine başlayacak kimse yeni açılmış olan bir sülüs ve nesih kalemini Şeyh Hamdullah'ın kabrine yaklaşık iki parmak Salatü selam azimle gömer. Devrinin en büyük ismi. Tabii böyle büyük bir hattattan adeta destur alarak kalemini oraya geçici bir süreliğine defnetmek suretiyle hat talebesi meşk etmeye başlıyor. Şimdi burada sıralama ters olmuş. Yani önce Eşref Bey'in Sami'yi
talebeliğe kabul etmesin. Daha sonra bu gelenekten Sami'nin haberdar olması, yani hocası buna onu söyleyecek. Böyle bir gelenek var, bunu yapabilirsin. Tabii mecburi bir şey de değil ama daha sonra Sami gidip bu kalemini şeyhin kabrine gömme işlemini gerçekleştirecek. Ama filmdeki bunun işlenişi ters bir şekilde olmuş. Önce şeyhin kabrine gidiyor. Sonra Eşref Bey bunu talebeliğe kabul ediyor. Yalnız burada şöyle bir kurguda da bir problem, yani Eşref Bey'in kabre gömmesini ona telkin eden okuduğu kitap. Şimdi onu varsaysak bile şöyle bir durum var. Tufey Hattati'nde geçen ifade aynen şu şekilde. Bunu salatü selamla ve tazimle gömer diyor. Arkasından da şöyle diyor Tufe'de. Bir cuma gecesinden itibaren bir hafta geçtikten sonra koyduğu yerden kalemini çıkarır ve teberrüken bir satır yazıp sonra başka kalemle meşkine devam eder. Şeyhin manevi yardımlarını böylece görmesi beklenir diyor. Şimdi buradaki ifadeden bir cuma gecesinden itibaren kısmı bence yanlış anlaşılmış. Çünkü kabre gidip de gece yarısı kalem gömmek gibi bir şey yok. Orada böyle polislerden falan da adeta gizlenerek gece yarısı kabre girip o karanlıkta şeyhin kabrinde kalemini gömüyor. Bu ifade yanlış anlaşılmış. Yani kalemini gündüz oraya gömebilir ama üzerinden bir cuma gecesi ve bir hafta geçtikten sonra alabilir. Yani buradaki okuma bence eksik bir okuma, yanlış bir okuma olmuş. O yüzden böyle bir sahne çekilmek zorunda kalınmış. Evet, şimdi sonra şeyle tanışıyor. Eşref Bey'le daha önce tanışmıştı. Eşref Bey bunu kabul ediyor. Meşk süreci başlıyor. Ancak film boyunca Sami'nin doğru dürüst hat çalıştığını pek görmüyoruz. Evet. En can alıcı sahnelerden biri olması gerekirken. Sami bir kere böyle bir yazmaya çalışıyor, kalemi kırıyor falan. Ve ondan sonra doğru dürüst bir yazı yazan el göremiyoruz. Sami tarafından yazılan bir metin, ibare, meşk çalışması. Bunları göremiyoruz. Bu bence büyük eksiklik. Ve bu kadar az yazı yazmış birisi icazet seviyesine geliyor neredeyse kısa bir süre sonra. Ve tabii filmde beni en çok rahatsız eden sahne Sami'nin hocasını adeta yüksek sesle azarlaması sahnesiydi. Yani orada Selma'ya yapılan şeyin bir haksızlık olduğunu, işte incitmek mi, incitmemek mi, incinmemek mi diyerek bir çıkışma yaparak hocasını mahcup etmesi, ona ayağa kalkarak sesini yükselterek bir nevi diskur çekmesi, hocasının da bundan büyük bir mahcubiyet duyması. Yani bu sahne bizim hat geleneğimizle de, normal günlük hayattaki geleneğimizle de hiç bağdaşmayan bir sahneydi. Biraz ben araya giriyorum. En son kısımda evet, şimdi siz söyleyince benim kafamda da oturmuş oldu. Orada tabii filmin başında da bir incitmek mi, incinmemek mi, incitmemek mi, incinmemek mi diye soruyor. Cevabını filmin sonunda veriyor. İncinmemek mi meselesi var, evet. Bizi meraklandırıyor belki, böyle bir yola girmiş. Ben şunu sormuş olayım. Filmde kamera açılarıyla ilgili bir soru sorayım. Şimdi filmde diyaloglar çok az ya da akıcı değil. Ya da şöyle söyleyeyim. Diyaloglara çok fazla mesaj yüklenmeye çalışılmış. Yani her bir diyalogda siz deruni bir takım mesajları, imgeleri muhayyelinize almanızı istiyor yönetmen. Evet. Böyle bir problemimiz var gibi. Bunu nasıl yorumlayacağız? Bir de filmde kamera açılarında mesela kütüphane sahnesi olsun,
gemide oturdukları sahne olsun, şeyle Eşref Bey'le Sami'nin gemide oturarak birlikte yolculuk yaptıkları, yani Sami'nin Eşref Bey'i gizlice izleyerek sonra gemide onu yakalayıp oturup muhabbet ettikleri bir sekans var. Orada ki açılara da baktığımızda yönetmen tek kamera açısı kullanarak filmi ilerletmiş. Bunun sinema dili açısından ya da konunun işlenişi açısından bir bilinçli tercih midir? Yoksa ucuza kaçmak mıdır veya öyle ifade edeyim. Yani çünkü sonuçta bir kamerayla işi bitirmiş oluyorsunuz. Burada nasıl bir tercih yapmışlardır? Nedir bunun? Yani siz nasıl baktınız bu çerçevede? Evet, yani güzel bir tespit bu hakikaten. Fakat tabii izleyici böyle tek kamera olduğu zaman sıkılabiliyor. Diyaloglarda yavaş ilerlediğinde bu sıkıcılık ikiye katlanıyor. Bir de buna ucu açık konular bıraktığınızda, yani metafor yüklediğiniz simgeler, sahneler çoğaldığında seyirci oldukça zorlanmaya başlıyor. Şimdi bu kamera seçimi tabii yönetmenin tercihi, görüntü yönetmenin tercihi ama yönetmenin film hakkında yaptığı bir söyleşide verdiği ifadeye göre böyle bir yöntem seçmiş. Yani farklı açılardan, farklı kameralarla çekim yapmayı tercih etmemiş. Bunun da özel bir sebebi olduğunu söylemiyor. O yüzden yani burada çok fazla detaylara girip oradan işte görüntüleri seçip montajlamak gibi bir eylem içerisine girmemişler. Yani bunu teknik bir konu olduğu için çok fazla irdelemiyorum. Çünkü yönetmen bu şekilde Tercihini böyle. tercihte bulmuş. Peki. Bazılarının belki hoşuna gitmeyebilir ama diyeceğimiz bir şey yok. Evet. Eyvallah. Hocam, şimdi şöyle bir konu kafamı kurcaladı film boyunca. Filmde iki temel argüman var. Birisi Elif, kızın oraya gittiğinde evde yapıp bıraktığı Elif. Bir de nokta. Tahir'in anlattığı rüyadan hareketle bir nokta. Şimdi daha önce de Derviş Daim'in bir filmi vardı Nokta diye. Şimdi oradan da hareketle şöyle sormuş olayım. Has sanatında Elif ve noktanın yeri nedir ya da önemi nedir? Bu filmde buna vurgu yapılmasının sebebi nedir? Şimdi bu Elif, Vav gibi harfler, hele hele son zamanlarda iyice modası ayyuka çıkmış olan vavlı elifler falan, popülist yaklaşımların ürünü. Yani bunlar günümüzde farklı farklı anlamlar yüklenerek her yere asılan levhalar halinde karşımıza çıkıyor. Tabii ki derin anlamları var. Yani hem Vav'ın hem Elif'in müstakil olarak birçok anlam zenginliğine sahip olduğunu biliyoruz. Ancak bu güncel ilginin üzerine gidilerek sinemada bu dilden yararlanılması, yani burada tabii ki o anlamlar önemsenerek Elif'e vurgu yapılmış, noktaya vurgu yapılmış, bu metaforların kullanılması da uygundur. Hiç mesela çokça karşımıza çıkıyor yine filmde. Ama işte bu popüler halk nezdinde bu harflere gösterilen, bu ibarelere gösterilen ilginin de sinema dilinde güzel bir şekilde kullanılması şeklinde yorumluyorum. Nokta yine Hazreti Ali'nin ilim bir noktaydı, onu cahiller çoğalttı sözüne atfen kullanılmış olabilir. İşte bütün ilmin besmelenin B'sinde, onun da B'nin noktasında gizli olduğu şeklinde bir anlayış var. Tabii başka anlamlar da yüklenebilir. Yönetmen ve senarist kurguda bu tip sahnelere yer vererek filmdeki metaforları zenginleştirmeye çalışmıştır. Burada filmde sık sık karşımıza çıkan, ben oturdum saydım, dört yerde ayna var. Birisi sandığı aldığındaki durum. İkincisi işte
Hasan Hatun'a başlamaya karar verdiğindeki durum. Üçüncüsü Hattat Esçef'in yanında abdest almaya başladığı ki oradaki yani diyor ki abdestin var mı? Edep abdest ilişkisi üzerinden hareketle. Son olarak da Selma ile konuşuyor ve sonra eve geliyor. Eve geldiğinde aynaya baktığı ve öksürdüğü ve aynaya baktığı durum. Bu tüm bu serencamlarda şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Akış ilk baktığındaki aynadaki görüntüsü çok net ama sonra gittikçe aynadaki görüntü bulanıklaşıyor ve en son yok oluyor. Şimdi burada yani film bağlamında düşündüğümüzde hakikatle olan bir bağ mı atıf yapıyor yönetmen yoksa gerçekten sinematografik bir zenginlik olarak mı bunu ele alıyor? Öyle sorayım. Çünkü ısrarla yönetmen bu şeyi gösteriyor bize. Bu sahneyi, sekansı bize hep gösteriyor. Yani dört yerde ben saydım. Nasıl yorumlarsınız hocam? Tabii sinematografik zenginlik muhakkak düşünülmüştür. Aynanın metafor olarak güçlü bir metafor olması, tasavvuf tarihinde aynayla ilgili birçok hikayenin, menkıbenin anlatılması, işte Mesnevi'de de geçen ayna hikayeleri vardır. Ve başka kitaplarda, kaynaklarda da aynanın kişinin kendisiyle yüzleşmesi anlamında çok zengin bir anlam derinine sahip olması yönetmeni cezbetmiş olabilir. Buna sıklıkla yer vermesinin sebebi herhalde bu tür zenginliklerdir. Fakat bu yüzleşme Sami ile daha çok örtüşüyor. Yani Sami ve ayna sahnelerini daha fazla görüyoruz. Evet, biraz. Şimdi Sami'de ise bu serüvende yani hat sanatına başlayıp icazet noktasına kadar ilerleyen bu serüvende çok fazla bir değişiklik aslında görmüyoruz. Yani hat sanatının bu talim sürecinde insana katmış olduğu bir takım vasıfların Sami'de aslında tecessüm ettiğini göremiyoruz. Şimdi burada ben Mim Kemal Öke'nin de bir söyleşisinde verdiği ifadeye göre aslında böyle bir şeyin de kasıtlı olarak verilmek istendiğini anladım. Şimdi Sayın Mim Kemal Öke diyor ki, filmde enteresan olan diğer taraf diyor, asabi bir hattatın karşısına kendisini asla düşünemeyeceği, hayal bile edemeyeceği, kovacağı, kapısından kovacağı bıçkın bir çocuk geliyor. Yani Sami burada bıçkın bir çocuk rolü üstleniyor filmde. Üstelik diyor, küstah diyor. Bunlar Mim Kemal Öke'nin ifadeleri. Ve o çocuk 21. yüzyıldan geliyor. Hat sanatını devam ettirecek halifesi oluyor. Kimin? Eşref Bey'in. Biz diyor bu filmde hat sanatı ne istiyorsa onu oynadık. Hat sanatı bize aslında bu film aracılığıyla şunu söylemiş oldu. Hat sizin kafanızdaki gibi bir sanat değil. Hat sanatını bir hippi bile icra edebilir. O geleneksel eski kafanızdan sıyrılın. Yani bu ifade Mim Kemal Öke'ye ait. O Ki zaman film de bununla örtüşüyor aslında. evet örtüşüyor ama ben böyle bir anlayışa kesinlikle şahsen taraftar değilim. Yani hat sanatı tam tersine gençleri hippi kültüründen kurtarmaya çalışan bir sanat. Ve böyle bir kişinin öyle eski yaşlı bir hattata halife olarak burada lanse edilmesi, 21. yüzyılda hattat böyle olur falan diye bir imaj sunulmaya çalışılması bana göre çok yanlış bir açıdan olaya bakmak. Hocam, burada şunu sormuş olayım. Şimdi hattatımız en son şunu yapıyor. Hac yazıyor. Ve hacca gidiyor. Medine'ye gidiyor. Veya öyle ifade edeyim. Çünkü Musaf'ı Medine'nin tamamlamak için diyor. Medine'ye işte gidiyor. bu şöyle şuradan da gelmiş olayım. Siz de cüz yazdığınız için hattatların nihai hedefi bir mushaf yazmak mıdır? Böyle bir hedefleri mi vardır Tabii. hat sanatına Klasik manada her hattatın en büyük gayelerinden birisini mushaf yazmak olduğu söylenebilir.
Bu bir ukde olarak hattatların içerisinde taşıdıkları idealdir. Bunu başarabilenler var, kısmen yazanlar var, tamamını yazanlar, hiç yazamayanlar var. Birden fazla yazan hattatlar var. Ancak günümüzde tabii yazma musaf pek fazla rağbet görmediği için, müşteri bulamadığı için yazma musaf pek göremiyoruz. Yeni hattatların yazdığı el yazması musaf pek göremiyoruz. Günümüzde hayatta olan çok az sayıda hattatın kendine ait birer musafı var. Ama eskiden neredeyse bütün hattatların en az bir tane veya birkaç tane musafı var. Bir de matbaa öncesine gittiğimiz zaman bu zaten çok büyük bir zaruret hali. O zaman bütün musaflar yazma. Fakat musafı tamamlamak için Medine'ye gitmek gibi bir gelenek bizde çok fazla uygulanmış bir gelenek değil. Yani bu da filme bir manevi hava katmak, o manevi havayı güçlendirmek maksadıyla yerleştirilmiş bir unsur olsa gerek. Sonra yine Eşref Bey'in bildiğin, hatırladığım kadarıyla Avrupa yakasında oturmasına rağmen Cuma namazı için Karacaahmet'e gelmesi falan. Yani bunlar da günlük hayatla ve tarihi gerçeklikte pek örtüşmeyen sahneler. Çünkü Karacaahmet'te Cuma namazı kılmak gibi bir şey, gelenek yok. Evet, hele hele Avrupa yakasından kalkıp da Karacaahmet'e gelecek falan, Cuma'yı kılıp geri gidecek, o kişinin 3-4 saatine mal olacak bir şeydir. Ama bunlar kullanılmış olabilir. Yani film açısından bunları zenginlik amacıyla kullanabilir. Bazı böyle soru işaretli sahneler de var. Bunlardan bir iki tanesini müsaadenizle Buyurun. zikredeyim. İşte Sami Eşref Bey'in atölyesine geldiği zaman böyle kasvetli de bir bina. Aslında hattatların atölyeleri bu kadar kasvetli olmaz ama film orada işte değişik bir atmosfer katmak için bu tarz binaları kullanmış olabilir. Oraya geliyor, işte orada asansöre binemiyor falan, arızalı olduğunu öğreniyor. Son katta diye cevap veriliyor. Çıkıyor son kata. Orada Eşref Bey'in atölyesi var. Fakat sahnede biz son kat olarak gördüğümüz sahnede yukarıya çıkan bir merdiven daha var. Yani son kat değil aslında orası. Bu Eyvallah. tip detaylara dikkat etmek daha iyi olurdu. Bir tane de şey var. Hani sokak müzisyenine, santur çalan birisine bahşiş veriyor falan. Yani bu sokak müzisyeni, sokak sanatkarı öyle ıssız bir yerde müzik icra ediyor ki yani onun oradan bahşiş toplaması çok zor. Bir böyle pazar günü, dükkanlar falan kapalı, boş bir sokak, gelen geçen yok. Halbuki bu tarz sanatçılar biliyorsunuz en işlek yerleri tercih ederler. Hocam burada bir ilave yapabilir miyim? Tabii Şimdi bu. filmde şöyle bir problem de var. Mesela bisikletiyle Unkapanı Köprüsü'nden geçiyor. Bir sürü sokaktan geçiyor. İşte Balat'a giriyor filmde görebildiğimiz kadarıyla. Fakat filmde kasıtlı bir şekilde insan mesela Unkapanı Köprüsü'nden geçerken hiç insana rastlamaz mı? Bal tutana rastlamaz mı? Ne bileyim, filmde ona insanlar eşlik etmez mi? Biraz kasıtlı bir şekilde bir kaçma var şeyden, kalabalıktan, gürültüden ya da kahramanı paylaşmaktan diyeyim. Film kahramanını hep yalnızlaştırmış, hep yalnız oynatmış yönetmenimiz. Bunun tercihini niçin böyle yapmış bilemiyorum ama filmde bence problem sahnelerden bir tanesi de odur. Yani bisiklette gittiği yerde hiç mi araba geçmez yani? Örnek. Tabii yani hayatın içinden sahneler yok diyorsunuz, fazla yok diyorsunuz. Doğru, bu da önemli bir bakış açısı. Tabii ben şeye de biraz takıldım. Selma Hanım'ın aslında düzenli bir işi olduğu anlaşılıyor. Ama buna rağmen çok ciddi bir borca girmiş. İcazetnamesine varıncaya kadar satmak zorunda kalmış. Şimdi bu konularda izleyiciye en ufak bir ipucu verilmiyor. Yani Selma Hanım'ın başına ne geldi de icazetini bile satmak zorunda kaldı. Bu konular açık kalmış. Sonra böyle hat sanatı tarihinde
icazetini satmak vesaire, bu tip hadiseler pek yoktur. Yani biz hiç duymadık. Yakın tarihte, günümüzde belki birkaç sanatçı arasında böyle bir şey yaşanmış olabilir. Ama bunu tutup da hat sanatının önemli bir sorunuymuş gibi hatla ilgili filmin merkezine, omurgasına yerleştirmek bence doğru bir kurgulama değil. Yani burada hat sanatı ve hatta talep ve ilişkisi çok daha sağlam kurgularla işlenmeliydi. Böyle biraz ilgi çekici ama aslı pek olmayan kurgulara tevessül edilmemeliydi. Bu da tabii bir iyi niyetle birlikte bir çaba olduğu aşikar. Bir takım şeylerin es geçildiğini bizi götürüyor. Yani gerek danışmanlık konusunda, gerek senaryonun defaatle gözden geçirilip soru işaretlerinin giderilmesi konusunda bazı eksikliklerin olduğunu gösteriyor maalesef. Hocam son bir soru daha sormuş olayım. Buyurun. Şimdi filmde şöyle bir iki tane diyalog söyleyeyim. Bir tanesi diyor ki hamaldan hattat olur ama edepsizden hattat olmaz diyor. Bir de şöyle bir repliği var. Ellerini gemide geçiyor, vapurda geçiyor. Ellerini işte bakıyor, işte nasırlız, siz diyor boya taşıyorsunuz, şöyle yapıyorsunuz falan. Hattat iki kişinin diyor elin yük taşımaz, nasır olmaz. Birisi cerrah, birisi de hattattır diyor. Gerçekten böyle midir? Doğru. Hattatlar pek ağır yük taşımamaya özen gösterirler. Çünkü o zaman ellerinin ayarı bozuluyor, titremeye başlıyor falan. Eskiden hattatlar belli bir ölçünün dışında, gramajın dışında yük taşımamaya çalışırlarmış. Böyle bir şey var. Peki Ama tabii hamal yaşantılarına renk katamıyorlar mı hocam? nasıl? Yaşantılarına Duyamadım. renk katamıyorlar. Mesela heyecan onlara yarıyor mu hocam? Valla o karaktere göre değişir. Tarihte o kadar çok hattat var ki günümüzde de hakeza. Herkesin farklı bir yapısı var, karakteri var. O yüzden hattatlar şöyle olur diye ben. Hocam son olarak şöyle bir soruyla bitirmiş olalım. Günümüz Türkiye'sinde hat sanatının kısaca bir değerlendirmesini alabilir miyiz sizden? Nedir, ne aşamadayız? Var mı? Mesela biz sizi bir film vesilesiyle tanımış Evet. olduk. Sizin gibi böyle isimlerini verebileceğimiz bu konuyla ilgilenen arkadaşlarımız var mı? Şimdi tabii birçok hattat var. Bizden bir önceki kuşak var. Bizden sonraki kuşaklar var. Yani oldukça fazla isim sayabiliriz ama burada unutacaklarımız olabileceği için isim saymayalım. Bunlar web sitesinde böyle toplu olarak da bulunabilir. Hattatların eserleriyle yer aldığı siteler var. Buralara bakılabilir. Ama şunu söyleyebilirim. Bugün Türkiye'de oldukça ciddi sayıda hattat var. Özellikle İstanbul'da var. Tabii İstanbul'a yurt dışından göç edip yerleşmiş olan farklı uyruklara sahip hattatlar da oldukça fazla. O yüzden hareketli bir sanat ortamı var. Ama bunu karşılayacak kadar piyasa var mı? Hatta ilgi var mı? Halkın bu kadar hattatı geçindirecek kadar hat sanatına yönelişi var mı? Bu konu biraz şüpheli tabii. Yani şu anda henüz hat sanatı Türk toplumu nezdinde gerektiği ilgiyi görebilmiş değil ne yazık ki. Hocam süremiz doldu. Son olarak söylemek istedikleriniz varsa alalım. Programımızı bitirelim inşallah. Yani şimdi biz biraz böyle filmin belki olumsuz yönler üzerinde fazla durduk. O noktadan hareketle eğer sürçülisan ettikse affola diyorum. Yani ben bu tenkitleri de iyi niyetli olarak yaptım. Daha güzel olabilirdi amacıyla yaptım. Yoksa karalamak gibi bir maksadım yok. İyi niyetle yola çıkıldığından da hiçbir şüphem yok. Bunlar gözetilirse bundan sonraki yapımlarda
daha kaliteli işler ortaya çıkabilir. Yani benim en büyük gayem buydu. Bunları söylerken. Hocam çok teşekkür ederiz. Şunu da söyleyelim. Olumlu ya da olumsuz. Kritik etmek her zaman değerlidir. Bu film çekilmiş olmakla beraber bizim gündemimize girmiş oldu. Evet. Neden bizim gündemimize girdi? Kültürümüzle işte beslendiğimiz havzalarla alakalı olduğunu düşündüğümüz için gündemimize girdi. Böyle ya da böyle bu film sayesinde hat sanatını konuşmuş olduk. Evet. Sizinle sizi programımızda ağırlamış olduk. Bunlara vesile oldu. Bu açıdan bile bizim için maksat hasıl olmuştur. Yönetmenimize genç bir yönetmen. Kendilerine bundan sonraki projelerinde de başarılar diliyoruz. Tabii. İnşallah daha özgün projelerle karşımıza çıkarlar. Bizim kültürümüzü, geçmişimizi daha ileriye kalıcı eserler üreterek taşımış olurlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler, bir film okumaları programımız daha burada sona ermiştir. Bu akşam sizlerle Dilsiz filmini Profesör Doktor Fatih Özkafa ile birlikte değerlendirmiş olduk. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın efendim. Hayırlı akşamlar.